Merhabalar bu videoda e-devletten isim ve soyad değiştirme ile ilgili nasıl işlem yapabileceğinizi göstereceğim. Video izledikten sonra videonun hemen altındaki linke tıklayarak siz de benim yaptığım şekilde işlem yapabilirsiniz. Linki tıkladığınızda karşınıza e-devletin bu sayfası gelecek. Öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. Bakın kimliğimi doğrula var. Buraya basıyoruz. Bu arada ister cep telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Önce karşınıza e-devlete giriş sayfası çıkacak. Buraya TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapıyoruz. Bakın aşağıda giriş yap butonu var. Şimdi ben kendi bilgilerimi girip giriş yapa basacağım. Bundan sonra karşınıza bir bilgilendirme yazısı gelecek. Burayı mutlaka dikkatlice okuyun. Evet buradan başvurmanın belli kuralları var. Kanunda belirtildiği şekilde isim soy isminizde herhangi bir yazım hatası, imla hatası varsa genel toplumda isminizin yanlış karşılanması, gülünç bulunması gibi bir durum varsa bu gibi hallerde değişiklik yapmak için başvurabiliyorsunuz. Yani isminiz örneğin Ali. Ben bu ismi değiştirip Osman yapmak istiyorum gibi bir şekilde başvuru yapamıyorsunuz. Eğer farklı sebeplerden isim değişikliğine ihtiyacınız varsa mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Kısaca açıkladık. Şimdi bundan sonraki işlemi gösterelim. Bakın burada yeni başvuru diye bir buton var. Bu yeni başvuruya basıyoruz. Bu arada kendiniz ve 18 yaşından küçük çocuğunuz için de işlem yapabiliyorsunuz. Aşağıda kişi seçimi diyor. Buradan ona göre çocuğunuzu veya kendiniz için olan seçeneği işaretliyorsunuz. Mesela ben şimdi kendi adıma başvuru yapacağımı seçtim. Sonra aşağıda devam et var. Buna basıyoruz. Eğer başvurunuz olumlu sonuçlanırsa nüfus kayıtlarında düzeltme değişiklik yapılacaktır diyor. Yani kimlik kartınız nüfus cüzdanınızda değişmesi gerekecek. Burada bunu açıklamış. Şimdi sayfayı aşağıya kaydıralım. Buradan talebinize göre seçiyorsunuz. Bundan sonra isimde mi yoksa soy isimde mi değişiklik talep ediyorsunuz? Bunu seçiyorsunuz. Bakın adımın düzeltilmesini istiyorum var ve soy adımın düzeltilmesini istiyorum seçeneği var. Mesela adımı seçtik. Daha sonra aşağıda da yeni adı ve yeni adı tekrar yazıyorsunuz. Mesela buraya Oğuz diye yazdım örneğin daha sonra alttaki kutucuya tekrar aynısını yazıyorsunuz yine sayfayı aşağıya kaydırdık evet son aşamada İmza türü diye bir seçenek var. Başvurunuzu online olarak imzalamış oluyorsunuz. Mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçenekleri var. Eğer bir mobil imza veya elektronik imzaya sahipseniz bunları seçebilirsiniz. Bunun dışında SMS ile doğrulamayı kullanabilirsiniz. Yani cep telefonunuza bir doğrulama mesajı gelecek. Mesela ben onu seçiyorum. E-Devlet'e kayıtlı cep telefonu numaram buraya otomatik olarak geldi. Son olarak girmeniz gereken bilgi de bakın aşağıda TC kimlik kartı seri no diyor ve veya nüfus cüzdanı seri ve cüzdan no diyor. Burada kutucuğun altındaki açıklamadaki gibi kimlik kartınızın bilgisini buraya giriyorsunuz ve ardından devam ete basıyorsunuz. Sonrasında cep telefonunuza bir onay mesajı gelecek. Son olarak da aşağıdaki devam ete bastığınızda gelecek ekranda size gelen SMS mesajındaki doğrulama kodunu giriyorsunuz ve sonraki adımları da tamamlayıp işlemi bitiriyoruz. Şimdi ben son kısmı gösteremeyeceğim çünkü yanlış bir başvuru yapmak istemiyorum. Umarım işinize yarar. Beğen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.